Metallica TV'nin sayın izleyicileri, yeni programla karşınızdayız. Bu programda şimdi 27 Mayıs darbesini, bazıları devrim, bazıları ihtilal diyor. En doğru tanım, burada en uygun terim, kavram darbe midir? Bana kalırsa darbedir, ihtilal de denilebilir belki. Ancak en uygun terim bana darbe gibi gözükmekte. Bu neden oldu, nasıl oldu? Yani muhtelif sebepleri vardır. Efendim Menderes'in işte antidemokratik uygulamaları falan denir, bir sebeptir denir. Efendime söyleyeyim, Rusya ile Batı bloğuna karşı belki bir denge oluşturmak için Rusya ile ilişkiler geliştirmeye çalışması bir sebeptir. Benim kanaatim şudur, 27 Mayıs sonrası Kemalist sistem kendini yenilemiştir ve fakat şöyle yenilemiştir. Aslında 1950'ye doğru gelindiğinde Türkiye'nin kurucu, inşa edici gücü, paradigması olan Kemalizm, Atatürkçülük zihniyeti, paradigması kurucu, inşa edici niteliğini, gücünü, enerjisini önemli ölçüde bitirmişti, tüketmişti, azalmıştı ya da en azından öyle söyleyelim. Yani yapacağı birçok şeyi yapmıştı. Türkiye toplumunu, Osmanlı'dan miras kalan birçok kavramı, kurumu değiştirip dönüştürmekten öte bir kısmını yerle bir etti. Yani irtibatı belki gelenekle tamamen kesti, kesildi. Cumhuriyet inkılapları sürecinde böyle bir şey yaşandı. Yani bir ülkenin alfabesi, efendim dil devrimiyle dili, kılık kıyafeti, medeni kanunu, ceza kanunu, devlet sistemi, hepsi baştan aşağı, yukarıdan aşağı ve soldan sola. Yani çok yönlü olarak tamamen ve bütünüyle değiştirildi ve dönüştürüldü. Ve fakat yani dediğim gibi İsmet İnönü'nün iktidarından sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tabii dünya konjonktürünün de değişmesiyle çok partili hayata geçildi. Zaten İsmet Paşa'nın da yapacağı çok fazla bir şey kalmamıştı belki. Yani Demokrat Parti'nin gelmesi zaruri gibi gözüküyordu. Türk milletinden buna çok da büyük bir itiraz falan gelmedi. Biliyor zaten herkes ve aslında batılılaşma yolunda çok ciddi mesafe de alındı. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi bendenize kalırsa esas mesele ondan sonra Demokrat Parti'den sonraki Demokrat Parti sürecinde acaba bir restorasyon tehlikesi var mıydı, yok muydu, böyle bir tehlike görüldü mü CHP ve İsmet İnönü tarafından? Bu da ayrıca düşünülmesi gerekir. Ancak şöyle bir husus oldu. Türkiye toplumu kurucu paradigmaya bir daha kavuşamadı. Ne sosyalist sol açısından, ne İslamcılık açısından, ne Türk milliyetçileri, Türkçülük açısından kavuşamadı. Tam tersine şöyle bir şey oldu. Sanki kurucu paradigma yani Kemalizm kendisini hem sosyalist solda, hem İslamcılıkta, hem Türk milliyetçiliğinde yeniden var etti. Ve fakat bunlar hem kitleselleşti ve sahaya indi ve birbiriyle çatışan kutuplar haline geldiler ve veya getirildiler. Bu önemli bir husustur. Bana kalırsa 27 Mayıs bunu sağladı. Ancak bunu 27 Mayıs'ı gerçekleştiren, darbeyi gerçekleştiren subaylar bunu biliyor muydu, böyle mi planladılar? Onu da çok zannetmiyorum. Yani çoğunun, hatta tamamının böyle bir şeyi bilmesi de gerekmiyor belki zaten. Bildiklerini de zannetmiyorum. Elbette 27 Mayıs, yani İngiltere-Amerika ekseninde gerçekleşen bir darbe. Londra-Washington arka planında böyle bir uluslararası güç adı var, Anglo-Sakson güç var. Zaten Türkiye önemli ölçüde o gücün şeyi altında diyelim hani, bir tür vesayetim altında nedir belki, yani vesayet sözcüğü en fazla böyle mi kullanmak gerekiyor Türkiye'de, çünkü son 15-20 senede başka türlü de kullanıldı. Ve bu noktada Mahir Kaynak bunu zaten böyle izah ediyordu. Mahir Kaynak hocamız bu noktada 27 Mayıs noktasında bize şunları söylemişti. ...27 Mayıs darbesini ben şöyle açıklıyorum. Diyorum ki 27 Mayıs'ta Demokrat Parti tasfiye edildi ve bunun bir takım mensupları idam edildiler. Demokrat Parti'nin başında Celal Bayar vardı. Celal Bayar da Atatürk'ün son başbakanıydı. Evet. Ve Atatürk'ü koruma kanunu çıkaran onlardır. Anıtkabir'i yapan onlardır ve 1953'te naaşı Anıtkabir'e onlar tarafından taşınmıştır. Ben de o naaşı çekenlerden biriyim, götürenlerden biriyim. Buna şimdi Atatürk karşıtı demek son derece yanlıştır. Ve onların modern yaşam tarzına aykırı hiçbir davranışları da yoktur Demokrat Parti'nin. Fakat siyasi analiz yapmıyor hiç kimse. Demokrat Parti'nin politikası Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşmaktır. Hatta Celal Bayar'ın bir sözü vardır. Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız. Bu durum geçmişten beri Türkiye üzerinde etkisi olan ve Türkiye'yi kendi nüfuz alanında gören İngiltere'yi rahatsız etti. Şimdi İngiltere'yi Amerika'yla karşı karşıya getirdiğimiz zaman çok kimse bunun imkansızlığını düşünebilir. Çünkü Amerika'yı büyük sayar. Halbuki o dönemlerde, yani İkinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere üzerinde güneş batmayan bir imparatorluktu. Ve
Amerika Birleşik Devletleri de bugünkü kadar büyük değildi. İngiltere 1960'da Amerika ile yakın ilişki kuran Demokrat Parti'yi tasfiye etti ve yeni bir anayasa yapıldı. 1960 anayasasının ilginç olan tarafı sola açık olması. Evet. Yani o zaman merak ettim. Ya Türkiye'deki subaylar sosisi görse solcu ol diye tedirgin olurlar yani. Evet. Sol kelimesinden bile ürkerler. Niye böyle bir şey yaptılar? Bizdeki solun bir özelliği vardı. Anti-Amerikandı. Yani evet. Tek özelliği. Hatta öyle ki getiriyorlardı. Amerika şey olması lazım, sömürücü olması lazım. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nin o tarihlerde Türkiye ile ticareti son derece zayıftı. Sovyetler Birliği'nden bile gerideydi. Türkiye'de yapılan bütün yabancı yatırımlar Avrupa menşeliydi. Aradılar bir Amerikan emperyalizmi temsil eden bir fabrika bulmaları lazım. Singer atölyesini buldular, küçük bir atölye. Evet. Onun önünde şeyler yaptılar, eylemler yaptılar solcular. Ve Amerikalılara karşı bir mücadele başladı. Yani burada şunu söylüyorum, diyorum ki Türkiye'deki solculuk ideolojik bir solculuk değildi, siyasiydi ve bu anti-Amerikan olmasıylaydı. Evet. 1960'tan sonra o geldi fakat 65'te tekrar Amerika'ya yakın bir politikacı Süleyman Demirel iktidara geldi. Evet. Buna gene tahammül edemediler. Ve o mücadele 1960'ta baştan mücadele devam etti. 14'ler meselesini açıklamamız lazım. Bunun için Altaylı, Enver Altaylı diye birinin anılarını okumak lazım. Orada diyor ki Enver Altaylı, 27 Mayıs'tan sonra, darbeden sonra Madanoğlu Alparslan Türkeş'i idama mahkum etti ve idam mangası da hazırdı. Evet. Ancak Rosenözer, yani CIA'nin Türkiye'deki temsilcisi Cemal Gürsel'e gitti ve bunu yaparsanız aramızdaki ilişkiler çok bozulur dedi. Bunun üzerine idamdan vazgeçildi ve onları şey dışına sürmeye razı oldular, yurt dışına. Evet. Buradan şunu söylüyorum. Diyorum ki Alparslan Türkeş Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden bir şeydi, gruptu. Evet. Ötekiler İngiltere'yi diyor. Orhan Kalbay o zaman İngiltere'yi mi? Madanoğlu mu İngiltere'yi temsil ediyordu? Madanoğlu İngiltere'yi temsil ediyordu.